Hocamızla başlıyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürümüz. Hocam izin verirseniz şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu yıl stajlarla ilgili olarak özellikle Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerine kimler var? Psikoloji Bölümü öğrencileri için Sayın Rektörlüğümüzün çalışmaları nezdinde ve İstanbul İl Sağlık Müdürümüzün onayıyla devlet hastanelerinde staj işlemlerine başlandı. Psikoloji bölümünde hiçbir öğrencimiz şu anda açıkta kalmıyor diyebilirim. Dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. Peki ben de teşekkür ediyorum başta üniversite yönetimi olmak üzere kariyer günlerini planlayan arkadaşlarıma, değerli hocalarım, rektörüm, çok değerli öğrenci arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşmalarından itibaren bazı konsantre bilgilerin sizlere aktarılmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Açıkçası kendi öğrenciliğim yıllarında benzeri tecrübeleri dinleme şansım pek olmamıştı. Kendi hayat hikayemde, ki ondan bazı enstantaneleri sizlerle şimdi paylaşacağım. Sağlık ocağı hekimliğine başladığımda 1988 yılının sonunda yaşlılarla en çok konuşan, en çok sohbet eden kişilerden birisiydim. Ben kendim 25 yaşındaydım. Ama tek işim yaşlılarla muhabbet edip onların tecrübelerini almaya çalışmaktı. Hep hikayelerdi. Aslında burada verilmeye çalışılan, ki bugün o anlamda kendimi de şanslı hissediyorum, bu grubun tecrübelerini dinlemekten büyük bir keyif alacağım. Ancak öğrenciliğin, gençliğin getirdiği heyecanla bazen kulaktan hızlı girip öteki taraftan çıkabiliyor. Aslında burada Hasan Bey'den ve Abdülhalim Bey'den, ilk baştan Mehmet Bey'den gelen bilgiler konsantre 30, 40, 50 yılın içerisinde elde edilmiş bir satırda hikaye et bakalım, özetle dediğinde özetlenen cümleleri aslında ifade ediyorlar. Herkesin bir hikayesi var. Bazı kelimeler birbiriyle çatışabilir. Ben Hasan Bey'e bir yerde muhalefet edeceğim, biraz sonra açıklayacağım. Her zaman aynı değildir. Bu benim hikayem. Sizler de kendi hikayelerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. O hikayelerin oluşması sırasında eğer başkalarının size vereceği tırnak içinde aspirin bilgiler varsa, inanın bunları kapın, bundan fayda göreceksiniz. Ben şimdi yaklaşık 15 veya 20 dakikalık süre verdiler bana arkadaşlarım. 20 dakika kendi hikayemi, kendi hayat hikayemden bazı resimlerle açmak suretiyle sizlere ifade etmeye çalışacağım. İlki bir madde değil, bir bilgi. Geleceğinizi tercihleriniz belirler, ki bir anlamda Hasan Bey'e muhalefet burada başlıyor. Çünkü benim kendi kanaatim ve bilgim, gördüklerim de kişilerin kabiliyeti ve zekası değil, hayatta karşısına çıkan imkanlar karşısında o çerçevede yaptığı tercihlerle hayatta belli bir noktaya geliyorlar. Yani kişi çok zeki olduğu için, çok kabiliyetli olduğu için illa çok başarılı olmuyor. Doğru insanı seçmek, doğru işi seçmek, doğru eşi seçmek, doğru arkadaşı seçmek, doğru yerde bulunmak, aslında bunların her birisi tercih. Ve burada çok zeki olan bu işi yapmıyor. Çok kabiliyetli olan bunu yapmıyor. Dolayısıyla o anlamda benim hayat çerçevemde doğru tercihte bulunmak daha anlamlı geldi. Bunu da Harry Potter 2'ye gittiğimde çocuklarımla beraber Diyarbakır'dayken, orada bir zat, ismini unuttum şimdi, 10 yıldan fazla oldu. Orada dinlemiştim ki her filmden ben bir enstantaneyi kendi aklıma yazarım. Çok da fırsatım olmuyor son 4 yıldır. Çok gitme şansım da olmuyor film, ama gittiğimde de seçici olmaya çalışıyorum. Mutlaka bir anekdot almaya çalışıyorum içerisinde. Bu benim hayatıma yönlendiren işlerden bir tanesi oldu. Işıkları biraz azaltırsanız. Fazla değil, yeterli bu kadar. Burada aslında 1963 yılında kendi hikayem Niğde'de başladı. Ancak ben bütün çocukluğum İstanbul'un Eyüp semtinde geçti. Bu benim ailem. Kendi halinde mütevazi bir aile. Gerçekten de o şartlarda yetiştik. Önce Alibeyköy'de, ardından Eyüp'te evimiz oldu. Halihazırda da Eyüp'te oturmaya devam ediyor ailem. Ben kendim İstanbul'a geldikten sonra da Eyüp'te oturma şansım pek olmadı. Ancak bütün hayatım ortaokul 2. sınıfa kadar hep İstanbul'da, okul dönemi, yaz dönemi Niğde'de. Okul, yaz dönemi Niğde'de. Köy hayatında gördüm o anlamda. İstanbul'un kendi hayatında gördüm. Aslında o şartlarda 1970'li yıllarda, sizler hatırlamayacaksınız ancak masanın bu tarafında oturanların bir kısmı en azından hatırlayacaktır. İstanbul'un kendisi de bir köyden ibaretti. Üzgünüm ama kırsaldı.
son derece elektrik vardı. Bizim köyde de elektrik yoktu, gaz lambası vardı. Benzeri bir tabloda yaşıyorduk. Hepimiz o şartlardan geçtik, sıralardan geçtik. Ben ilkokul resimleri var. Burada öyle bir fotoğraf almadım. Ancak naylon ayakkabı denen bir kavram vardı. Çocukların yarısının ayakkabısı naylon ayakkabıydı. Kış şartları dahil olmak üzere. Veya çizmeydi. Cizlavet çizme denilen şey. Ki o da onların da hepsi bende oldu. İstanbul ağırlıklı olarak çamurdu. Kömürden oluşan pisti. Ben şimdiki İstanbul'un haline bakıyorum. Sizleri şanslı hissediyorum. Gerçekten de daha iyi noktaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ancak hayat böyle başladı açıkçası. Son derece kapalı bir toplumun içindeydim ben. Küçük bir hayatım vardı. Evin dışına belli şartlarda çıkıyorduk. İlk defa ortaokuldayken sanırım ailem beni bir yaz tatiline götürme şansını elde etmişti. Hayalim vardı. Ortaokula gittiğim, bu ortaokul resimlerinden, Ebu Sud Ortaokulu'nda, Haliç'in kenarında var olan bir sempatik okuldur. Halihazırda da okul devam eder. Kendi hayalim açıkçası Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmek gibi bir şeydi. Netice gerçekten de çok facia olmadıysa da kötü oldu. Çünkü orada ilk defa ömrümde test sınavıyla karşılaştım ki ben testle sanırım son yıl ancak tanışmıştım. O sınavda da çok başarılı olmadım. Şu an kendi halime iyi ki asker olmadım dediğim çok zamanlar olmuştur. Ancak o zaman gönlümde başta da hava subayı olmak kaydıyla çok şeyler geçiyordu. Şimdi tercihlerden bir tanesi. Halihazırda da bu kadar yakın olduğum arkadaşım Doktor Orhan Bey. İstanbul'da bir özel hastanede başhekim. Doğru arkadaş seçimi. O seçimlerden bir tanesi. Arkadaşlar, Orhan arkadaşımla ben ortaokulda beraberdim, lisede beraberdim, üniversitede beraberim, hala beraberim. İlk seyyar satıcılığı beraber yaptım. Beraber kızların peşine koştuk, özür dilerim cümle için. Ama bütün o gençliğin badirelerini hep beraber atlatmıştık. Sosyal anlamda da bir sivil toplumun içerisinde de beraber çalıştık. Hep bu şeyi beraber attık. Ama birbirimize güven unsuruna dayanan bir şeydi. Gerçekten bu yan yana sırada oturmakla elde edilen bir tecrübe değil. Mutlaka dost dediğiniz kişiler yanınızda olsun, sırdaşınız olsun, yandım dediğinde ona emanet edebileceğiniz bir arkadaşınız olsun. O karşılıklı özveriyle elde edilen bir şeydir. Mutlaka hayatta mutluluğun önemli noktalarından bir tanesi. Bu her zaman eş olmuyor açıkçası. Mutlaka arkadaşınız olsun, eş de olsa ne âlâ. Ben Eyüp'te okuduktan sonra 2 sene Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği'nde okudum. Orayı da bitirdim. Ancak biraz evvel sanırım Hasan Bey'in söylediği sevdiğiniz işi yapın. Turizm sektörü ben gezmeyi seviyordum ancak hizmet etmeyi sevmedim. O zaman çok da iyi otellerde çalışmaya başlamıştım. Üniversite mezunuydum. 500 kişinin çalıştığı yerde 6 tane üniversite mezunuyduk. Ancak ben o işin gece hayatı ve eğlence kültürüne hizmet üretme işinin benim işim olmadığını anladım. Çalıştım, tıp fakültesine girdim. Kayseri Tıp Fakültesi 1982. Hayatım gurbette geçti o anlamda ki 22 yıl gurbet hayatından sonra İstanbul'a ailemin yanına dönme şansım oldu. Bu da bir tercihti. İyi ki gurbete gittim dedim. İyi ki gurbet hayatını yaşadım dedim. Çünkü İslam alimlerinden de bir kısmı ilmin başarılı olabilmesi ve ilmin kalıcı olması için kişinin ailenin yanında olmaması gerektiğini söylerler. Ailenin yanında olmanın avantajları mutlaka var. Ancak uzakta olmanın kişiliğin gelişmesi açısından, bireysel anlamda gelişme açısından, sosyalite açısından çok faydalı olduğunu da düşündüm. Ben bunun hep kazançlarını halihazırda da görmeye devam ediyorum. Hep sıkı bir arkadaşlığım oldu. O zaman bir sivil toplum içerisinde bir vakfın yönetimindeydim. Öğrenciydim ancak vakıf yöneticisiydim. Çok aktif olarak da çalıştım. Her türlü faaliyetin içinde de oldum. Öğrencilik bazen ikinci duruma da düştü ama hiçbir zaman okulumu ihmal etmedim. Her Türk gibi son dakika çalışmalarıyla bu işi başardım şu ana kadar. Çok başarılı bir öğrenci miydim? Hayır. Asla kötü öğrenci değildim. Çalıştığımda hep başarılı oldum. Çünkü konsantrasyon, istek, ağırlık hangi tarafa doğru kayıyorsa o zaman başarılı olunuyor açıkçası. Ben öğrenciliğime tıp fakültesini kazanırken de öyle oldum. Boğaziçi'ni kazandığımda Türkiye 5600.sü'ydüm. Sonradan bir kere daha sınava girdim, sevmedim okulu. Hiç çalışmadım, 340.000. oldum. Çalıştım, 4600. oldum. Aslında Allah'ın vermiş olduğu zekayı, kabiliyeti çalışmayla bezerseniz eninde sonunda başarılı olursunuz. Bunun o anlamda örneği kendimimdir. Başarı da bana ait, başarısızlık da bana ait. Hepsini de seviyorum açıkçası. Ama samimiyetle, konsantrasyonla çalışmak kişilerin kendi vazifesi. Kendi hedeflerimden bir tanesi bu tıp fakültesi 8. 6. sınıftayken
uluslararası bir kongrede İngilizce ilk sunumu yapmıştım. Elim ayağım titriyordu. İngilizcem iyiydi ancak çok kolaya bir şey değildi. Ve kendimi tıp fakültesini bitirdiğimde burada iş hayatına insan yetiştiriliyor denilmişti ama ben akademik anlamda kendimi akademisyen olmaya adamıştım. Bazı kararlarım vardı. Akademisyen olacaktım. Hastam çocuk olacaktı. Üniversite hayatı içinde olacaktım. Öğrencilerle birlikte olacaktım. Kendi tercihlerim de o, bu benim. Ve pişman da değilim açıkçası. O anlamda yeni doğan ünitesi, o zaman daha 6. sınıftaydım. Burada Hasan Bey'in söylediğiyle çok örtüşüyor. Yaşam başarısı ve mutluluk işin sevmesinden geçiyor. Biraz sonra yine eşten de bahsedeceğim. Kendi önceliğim önce iştir, sonra eştir. Değişebilir, saygı da duyarım. Ancak kişinin işinde mutlu değilse evinde de mutlu olmama ihtimali çok yüksektir. Çok riskli bir alandır. O anlamda yaptığınız işi mutlaka benimsemek sizin alacağınız notlardan bir tanesidir diye düşünüyorum bugün. Bu bizim vakfımızın mezuniyet toplantısı. Çok mütevaziydik ancak çok iç içeydik. Biz hala 30 yıl geçtikten sonra hala bir arada olabiliyoruz arkadaşlarımla. Çok yakın arkadaşlarım var. Çok yakından görüşüyoruz. Arkadaki kişi benim. Bazen tanıyamıyorlar ama böyle. Bu da benim üniversiteden mezun olduğum yıl diploma töreni. Şunun için saklıyorum. Şerif Ali Takalan belki tanırsınız. Hasbelkader o zaman bizim üniversitemizdeydi. Şu an bir üniversitenin rektörü hocam. Çok da değer verdiğim bir abimdir. O zaman tesadüfen oydu bana diplomamı veren. Ardından şartlar değişti. Kendim Diyarbakır'da buldum. Yozgat'ta mecbur hizmetten sonra Diyarbakır'a gittim. Terör o zaman o kadar azmamıştı. Ama herkes korkuyordu Diyarbakır'a gitmeye. Benim kaderimde Diyarbakır'ın açıkçası akademik olarak gelişmek bir taraftan yazılıyken bir taraftan da Allah rahmet etsin Özal zamanıydı o zaman. Bize burs çıkardı Doğu Üniversitelerine, bizim üniversitemize. Ve ben o bursu almak suretiyle Paris'e gittim. Ve meslek hayatımın çok önemli değişimi açıkçası orada oldu. Ve toplam 5,5 yıl Paris'te kaldım. Önce birinci aşamada asistan olarak kaldım. Döndüm birkaç yıl sonra çalıştığım ihtisas aldığım hastanede baş asistan olarak çalışmak üzere gittim. Ki bu açıdan bakıldığında benim akademik dünyaya kazandırılmamda yurt dışı tecrübesi açıkçası Eyüp gibi dar çerçeveden çıktıktan sonra dünyanın hemen hemen görmediğim hiçbir yeri de kalmamıştı o vesileyle. Hepsini de kendi cebimden harcamalarla yaptım açıkçası. Hiç para biriktirme peşine koşmadım orada. Şuyum olsun, buyum olsun. Tek yatırımımı kendime yapma gibi bir hedefim olmuştu. Öyle de oldu açıkçası. Döndükten sonra 4,5 yıl kaldım Paris'te. Döndüm, Diyarbakır'dan döndüm. Hayallerim yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Çok zor şartlarda açıkçası olmadım. Ancak zor şartların içerisinden bazı rahmetlerin çıkabileceğini ben gördüm. Burada bir anekdotu size anlatmak istiyorum. Paris'te bana hayat dersi verip çalışmayı teşvik eden insanlardan bir tanesi Cezayir kökenli Abdülkadir Hama denen bir arkadaşımdı. Bu çocuk Paris'in gettolarında bulunanlar vardır bilirler. Paris'in kenar semtlerinde yüksek binalarda oturur Afrikalılar ve Araplar. Suç yüksektir, fuhuş yüksektir. Hırsızlık, uyuşturucu son derece zor alanlardır. O şartlarda yetişmiş bir arkadaşım bana bir gün sarsıcı bir ders vermişti. Ki kendim o dakikadan itibaren çok yenilediğimi de hatırlıyorum. Neydi bu ders? Dedi ki Ali, ben 35 kişilik bir arkadaşlık grubundan geliyorum. Benim şu ana kadar arkadaş gruplarımın iki tanesi öldü. Değişik sebeplerle öldü. Öldü veya öldürüldü. Şu kadar uyuşturucu, içlerinden sadece ben çıktım. Ama hep tercihim şuydu. Çağırıyorlardı. Gel Abdülkader, ben oturup dersini çalıştım. Çünkü öyledir. Gençler çağırırlar. Niye çağırırlar? Malumdur. Hepinizin başındadır. Sosyal aktivite, gezme, tozma, hırsızlık, suç, uyuşturucu. Neyse işte. O şartlardaki gerçekten o gettodan çıkabilmenin yolu zordu. Bunu o sebeple koydum. Mutlaka zor şartlar vardır. Kişisel zor şartlar gibi ülkenin zor şartları da hep olmuştur. Memleketimiz Kurtuluş Savaşı'nı görmüş, Çanakkale'yi görmüş. Şu askeri yapıyla biz bu ülkeyi kurtarmışız. Vatanı bize emanet etmişler. Biz inşallah biraz evvel de geçti. Çok daha ilerlere götürmenin azmi içerisindeyiz. Allah'ın izniyle de öyle de olacaktır. Ancak bu şartlardan geldiğimizi hiçbir zaman unutmamak lazım. Ancak çalışarak ve gayret ederek, prensip sahibi olarak belli noktalara geliriz. Azmin hiçbir zaman elinden hiçbir şey kurtulmayacak. İnşallah bu millet bunu da gösterecektir diye düşünüyorum. Netice Kayseri'den Diyarbakır'a döndükten sonra
Birkaç yıl sonra Allah lütfetti. Avrupa'da Avrupa Çocuk Cerrahisi Board'unu kazandım. Bu şöyle bir şey önemli. Türkiye'de ikinci kişi oldum. Çocuk Cerrahisi Board'u, yani ben almış olduğum board sertifikasıyla Avrupa'da da çalışma hakkı elde edilecek bir şeye geldim. Bu benim için bir onursal bir hadiseydi açıkçası. Herhangi bir zorunlulukta değildi. Sadece kendimi sınamış oldum o anlamda. Ondan kısa bir süre sonra da doçentlik nasip oldu. Ondan çok kısa süre sonra da 2004'ün başında 22 yıllık aradan sonra İstanbul'a, ailemin yanına, çok sevdiğim şehrime dönmüş oldum. Düz bir uzman olarak döndüm. Klinik şefi oldum. Bir sene sonra Allah lütfetti. Başhekim oldum. Şişli Etfal Hastanesi'nde başhekim oldum. Ardından Bilim Üniversitesi'nde profesör oldum. Ve hala hazırda sağlık müdürü olarak bildiğiniz gibi devam etmekteyim. Hayatın içerisinde mutlaka zaman dilimleri vardır. Bu işin farklı farklı boyutları var. Ben klinisyenliğimi, hekimliğimi hiçbir zaman bırakmadım. Hala hazırda da buraya hastaneden geldiğimizi bilmenizi isterim. Hastaları ve tartışmayı bıraktım, buraya koşarak geldim. Şunun için yapıyorum. İyi usta, usta yetiştirir. Kötü usta, yanındaki insanı kalfa tutar. Benim tek bir şeyim var. Allah'ın vermiş olduğu bu bilgiyi, ilmi verdikçe artacağını bildiğim için, aynı para gibidir, zekat gibidir. Bilgiyi verdikçe, yeni insanlar yetiştikçe talebelerin beni geçtiğini ben görüyorum açıkçası. 8 yıldır klinik şef yapıyorum. Büyük bir keyif alıyorum. Keşke de geçsinler. Bu da böyledir açıkçası. Üniversite eğitiminde de böyledir. Sizler bizleri geçeceksiniz. Bizler sizleri izlemekten gurur duyacağız inşallah. Burada o anlamda ilmin zekatı öğretmektir. Hala hazırda da ben cerrahi devam ediyorum, ancak günlük aktivite açısından bakıldığında 14-15 saat bir çalışma zamanım var aşağı yukarı. Bunun 1-1,5 saati hastaneye, kalanı devletin diğer işlerine koşturmakla oluyor. Ancak çalışmak ancak bizleri ayakta tutuyor. Ülkemiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ancak çalışarak, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek bunu sağlayabiliriz. Nasip olur Amerika'ya giderseniz, Fransa'da bunu daha iyi örneğini görmedim, ancak Amerika'da insanların nasıl çalıştığını ben hastanelerde gördüm. İnanın ben Amerika'da da 5 ay kaldım. Saat 5.30'da hastanede iş başındaydık. 5.30'da. Akşam da 9'da dönüyorduk. Hiçbir şey hayatta tesadüfen olmuyor. Mutlaka çok çalışarak, çok gayret ederek. Amerika olduysa inanın çok büyük miktarda gayret içinde olan, çalışan insanlarla olmuştur. Gerek akademik olarak da, gerek ticari hayatta. Çünkü hayatta tesadüflere aslında çok az yer vardır. Hep gayretin, çalışmanın, üretmenin yerleri vardır. O anlamda bir örnek olur diye düşündüm. Bu resmi o sebeple koydum. Çalışma hayatını hep canlı tuttum. Hem sosyal aktivitelerin içindeyim, hem çalışma hayatını o anlamda içerisinde olabildiğince olmaya çalıştım. Bu bizim kalp yürüyüşümüz. Çok az fırsatım oluyor açıkçası. Bu fırsatların bir kısmını, tatille bir kısmını arkadaşlarımla değerlendiriyorum. Ancak 15 saat boyunca hiç durmaksızın çalışmanın çok kolay olmadığını da takdir edersiniz. Geçtiğimiz yıllarda sağlıkla alakalı ülkemizi takip edebilmişsinizdir. Çok ciddi değişiklikler oldu. İstanbul'umuzda da oldu, başka yerlerde de oldu. Ülkemizde sağlıklı dönüşüm programına bağlı olarak sağlıkta gerçekten çağ atlama arefesindeyiz. Atladık diyemeyeceğim, hala sorunlarımız var. Bunun için çok büyük gayretler elde eden ve çok çalışan, gerek bakanlığımız gerekse altındaki bütün yapının gayretiyle olduğunu ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerin çok daha iyi olacağını da ifade etmek isterim. Bir başka noktada hayatta, yani olmaya çalışıyorum. Bu bir olunmaz aslında, kişi öyledir, mütevazı olmak. Bunu da yurt dışındaki ustalarımdan gördüm. Gerçekten kendi ülkemde görmediğim yardımı dışarıda hocaların veren el, alan elden üstündür felsefesi. Onların belki inancında olmasa da bizde var, uygulamıyoruz. Onlarda var ama onlar yapıyorlar ama bir inançlarında yok. Nasıldır bilemiyorum bu. İyi bir eleştiri noktası diye düşünüyorum. Böyle bir hadiseyi gördüm. Ne kadar verirseniz ve ne kadar alttan olursanız o kadar iyisiniz. Çünkü meyveli ağaçlar hep boyunları bükük ağaçlardır. O yönde bakmak lazım. Emeklerin karşılığı mutlaka güzel açılışlara, güzel kapılara doğru ulaşır. İnşallah da o kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Son birkaç slaytım, sabrınız için teşekkür ediyorum. İstanbul Sağlık Müdürlüğü olarak ben 55 bin kişiyi yönetiyorum. Bunların bir kısmında UMKE denilen bir grup var. 450 kişilik bir grubum bu. Bunların 35'i sabit, geri kalanı telefonun ucundadır. Bir telefon emriyle aynı anda birkaç yüz kişinin bir araya gelebildiğini en son Van depreminde gördüm. Depremden 6 saat sonra
tamamen otomatize edilmiş bir şekilde yaklaşık 180 arkadaşımın sırt çantalarını almak suretiyle havaalanında olduğunu bizzat ben uğurladım arkadaşlarımı. Böyle bir tablo içerisindeydi ve orada 15 gün kadar kaldılar. Azra bebeği kurtaran arkadaşlarım da kendi benim arkadaşlarım oldu. Bunları ben karşıladım, hala da çok duygulanırım. Çünkü 15 gün boyunca devletin başka kurumlarından çok da fazla destek olmadan, çok kimseyi şikayet etmek istemiyorum ama temel ihtiyaçlarda dahi çok yardım alamadan, aç olarak çoluk çocuğundan uzak, aç, halka yemek dağıtma yetkisi olan kurum size yemek veremeyiz demiştir maalesef. Çok üzgünüm bu iş için ama maalesef bunlar hep yaşandı. Biz buradan yemek gönderdik tırlan, arkadaşlarımıza erzak gönderdik, böyle komik şeyler olmuştu. Neyse oraya gelmeyelim. Dünyanın öbür ucunda da olsa insanlık hizmet bekliyor. Ülkemiz o anlamda kendi yetişmiş insan gücüyle gerçekten gerek Afrika'ya gerek başka yerlere hassas bir şekilde gitmeye devam etti. Ülkemiz yeni açılımlar içerisinde, Afrika'ya açıldık gerçekten. Onlarca ülkede artık ambasat var, büyükelçilik var, ticaretimiz büyüdü. Ancak orada onlarca hayırsever derneğimiz orada hizmet eder hale geldi. Burada hep içimizden çıkan art niyeti olmayan, kafasının arkasında insana yardım etmekten başka şeyi olmayan, amacı olmayan arkadaşlarımız oralara gidiyorlar. Gerçekten Somali'de, Gana'da, Nijer'de, Filistin'de, Afganistan'da hep Türk arkadaşlarımızı çalışırken görüyoruz. Bizim de öyle bir nasip oldu Ramallah Devlet Hastanesi'nde. 2010'da yaklaşık bir 10 günlük serüvenimiz oldu. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir Gazze, Allah nasip ederse, olsun için uğraşıyoruz açıkçası. O anlamda eşim ve iki çocuğum, büyük olan tıp fakültesi ikinci sınıfta, o da geçen sene Nijer'de yaklaşık 15 gün kadar yine ekibin içerisinde çalışmak şansı oldu. Böyle bir şey. Şimdi hayatın içerisinde bazı fırsatlar vardır. O fırsatlar insanları belli bir noktaya gelir. Şimdi Mark Elliott Zuckerberg, Facebook'u kuran kişi malumunuz, yaklaşık 10-15 milyon lira dolar civarında bir servetinden bahsediyorlar, şirketinin değerinden bahsediyor. Kendi halinde bir üniversite talebesiydi aslında. Uygun perspektif, uygun zamanda, uygun yerde durmak o kişiye onu kazandırdı. Bizim üniversitelerimizde de eğer açık beyinli, zihinli arkadaşlarımız olursa ve gerçekten fikrin rahat konuşulduğu, tartışıldığı, akademik olarak kendini geliştirebilecekleri imkan olursa, insanların bizim ülkemizden de böyle insanların çıkabileceğini önümüzdeki 10'lu yıllarda açıkçası bekliyorum, istiyorum. Ülkemiz ancak böyle değerler üretirse belli noktaya gelir diye de düşünüyorum. O sebeple size acizane benim biraz evvel arkadaşlarımızın, başta Hasan Bey'in söylediği gibi birkaç tane tavsiyeyle kapatmak istiyorum. Öncelikle zamanın ve sağlığınızın kıymetini bilmenizi isterim arkadaşlar. Gençlik mutlaka çok iyi ama vakit çok mühim. 4 yıl çok çabuk geçiyor. Öğrencilik en müthiş zaman dilimi, insanın en keyif aldığı zaman dilimi. Hala öğrenci olma konusunda büyük bir arzum vardır. Doğrudur, 6 yıl, 8 yıl okudum ben üniversitede toplam, 2 üniversitede. Ancak en tat aldığım zamanlar hala o zamandır. Bunun kıymetini bilin, ancak kendinizi yetiştirme konusunda mutlak surette gayret içinde olun. Sadece kendi derslerinizde değil. Mutlaka okuyun, multikültürel olun. Tek bir bakış açısıyla asla dünyaya bakmayın. Perspektifiniz çok geniş olacak şekilde okuyun. Mutlaka ama mutlaka bir dili, tercihen de İngilizceyi, yani ana dil demesem de ona yakın bir şekilde bilmek zorundasın. Bu Facebook'ta yazışmak, var olan birkaç tane kelimeyi hızlıca okumak, chat yapmak anlamında değil. Bir makaleyi uygun bir şekilde, kusursuz anlayabilecek hale geldiğinizde mesleğinize dahil veya meslek dışında veya bunu yazabilir hale geldiğinizde bu böyledir. Dinlemek her zaman değildir. Farklı zamanlar, yurt dışına gittikçe ancak genişebilir veya orada yaşarsanız olur. Onu burada geliştiremeyebilirsiniz ama dil öğrenmek bu işin kritik noktalarından bir tanesi. Üniversitede öğrendiğim, Boğaziçi'nde öğrendiğim İngilizcemin hayatımın her aşamasında kapıları açtığını ben gördüm. Her aşamasında. Teknolojiyle bir şekilde herkes irtibatlı. Sizin de hayatınızın içinde olmak zorunda. Kapalı olmayacaksınız. Hiçbir şeyden korkmayın. İnsanların yeni deneyimlere açık olması hali açıkçası kendini geliştirme açısından da olmazsa olmazıdır. Bir başka noktayla hemen kapatmak üzereyim. Mutlaka bir sivil toplum kuruluşunda çalışın, içinde olun. Çünkü insanın tek düze öğrenci hayatıyla bu işin devam etmeyeceğini bilin. Kendi sağlığınıza dikkat edin, doğru beslenin.
ve mutlaka hayatınızda spor olsun, aktivite olsun, en azından yürümek olsun. Mutlaka bunu bir alışkanlık, hayatın bir parçası haline getirin. Kendim yapamasam da bunu tavsiye ediyorum. Ümit ederim siz yapabilirsiniz. Ve kötü alışkanlıklardan, başka sigara, alkol olmak üzere devam edin. Çünkü bir araştırmada gördüm ki gençlerin çok büyük bir kısmı sadece arkadaşlarına bakmak suretiyle sigara içiyorlar. Sağlık sektöründen birisi olarak, sağlık müdürü olarak insanın kendisine yapabileceği daha büyük bir kötülük olmaz ki gelirken çok sayıda öğrenciyi dışarıda sigara içerken gördüm. Açıkçası bu kötülüğü kendinize layık görmeyin. Bu kadar, yani bu önümüzdeki yıllarda mutlaka yasaklanacak bir şeydir. Akla ziyan bir konudur. İnsanın kendi eliyle böyle bir kötülüğü yapması mümkün değildir. Ama maalesef yapıyorlar. Yine son satırı aynı cümleyle yapacağım. Geleceğinizi kendi tercihleriniz belirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Var olun.